Karşıda bir balıkçı teknesi. Kırık dökük iskele. Sıcak günlerin yorgundu üzerimde. Umutsuzluk görünürde. Henüz batan güneşin özlemi. Ve bu yalnızlık çekilmez gibi. Sonunda yağmurlar gelir. Bu kumsalda göçmek vakti. Sıcak günlerin yorgunluğu üzerimde. Umutsuzluk görünürde. Tamam. Teşekkürler. Bu mu Paktaş'ın kızı? Ta kendisi. Elif Hanım. Bana mı yaptı o hareketi? Ben seni uyardım. Dinlemedin ki. Buyur işte. Tövbe estağfurullah. Merhaba. Merhaba. Kadir Saruhan'la. Elif Paktaş. Geçmiş olsun. Umarım babanız daha iyidir. Toparlanıyor. Zaten siz de o yüzden benimle konuşmak istediniz. Yoksa şu anda babamın teknesinde karşılıklı viskilerinizi yudumluyor olurdunuz. Yok, hiç sanmıyorum da. Evet, sizi dinliyorum. Ne konuşmak istiyorsunuz benimle? Bir dakika, hemen geliyorum. Öyleyse daha iyi. Gözleriniz maviymiş. Evet de konumuzla ne alakası var? Yok. Yani konumuzla bir alakası yok. Daha ziyade mavi gözlü erkeklerle alakası var. Anneannem uyarmıştı beni. Mavi gözlü adamlardan uzak dur. Onların ne yapacağı belli olmaz, üzer demişti. Mavi gözle ne alakası var? Adam olmayan adam üzer. Şirazi der ki... Şirazi 13. yüzyılda yaşamış İranlı bir şair, alim. Elinden geldiğince hiçbir gönlü perişan etme. Çünkü bir ah cihanı alt üst eder der. Ah. Şimdiden alt üst edelim biz o zaman. Ya çünkü... Belli ki bu böyle gitmeyecek Kadir Saruhan'la. Gireceğiz birbirimize. Ben alıyorum senden o vibe'ı. Bak sen böyle söyleyince benim de aklıma ne geldi şimdi? Steve Jobs. Steve Jobs 20 ve 21. yüzyılda yaşamış Amerikalı bir şair, alim. Der ki zamanınız kısıtlı,
Bu yüzden başkalarının hayatını yaşayarak zamanınızı boşa harcamayın. Yani demem ki ben babam değilim. Zamanımızı da boşa harcayıp harcamadığımızı hep birlikte göreceğiz. Daha önceden bir anlaşma yapılmıştı. Belki haberiniz vardır. Yalnızca imzalara kalmıştı. O anlaşmayı yapanlardan biri öldü. Biri de kalp krizi geçirdi. Hayatı boyunca at gibi çalıştı. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın lütfen. Burada olunca insanın aklına başka bir benzetme gelmiyor. Hayatı boyunca çalıştı. Doğum günü demedi, yılbaşı demedi, özel gün nedir bilmedi. Sonra ne oldu? Kalbe giden damarları tıkanıverdi. Kaç kere söyledim, bana bırak, bana bırak, bana bırak. Bırakmadı. Şimdi işte mecburi emeklilik. Allah şifa versin. Yani bilmiyorum. O kadar çok sağlık problemi çıktı ki. Ve yakın zamanda torun falan da sevemez. Hiç kusura bakmasın yani. Aa. Siz gülümseyebiliyor musunuz? Aslında çok gülerim ben. Gayet neşeli bir adamım yani rahat olduğumda. Şimdi rahat olmadığımdan... O yüzden asık suratım. Öyle söylesenize. Tamam. Rahatlatalım o zaman sizi. Burak Bey. Bize biraz izin verir misiniz? Nasıl yani? Süreçle ilgili bütün konulara Burak Bey daha hakim. Yani benim cevap veremeyeceğim her soruyu ona sorabilirsiniz. Soru falan sormayacağım ki ben. Şimdi siz ikiniz buraya geldiniz, beni buldunuz ya. 80 milyonluk fabrikayı bana satmaya çalışıyorsunuz ya. Yani benim de takdir edersiniz ki sizi tanımak gibi bir isteğim olabilir. Hani bu işler böyle küt diye olmuyor. Değil mi? Anlatabiliyor muyum? Burak Bey, o yüzden lütfen sizi yavaş yavaş pistten alalım. Peki. İhtiyacın olursa aşağıda. Arabadan. Sağ ol. Oh. Evet. Anlat bakalım. Neyi bilmek istiyorsun? Her şeyi. Kimsin, nesin, necisin? Bilseydim CV'mi getirirdim. Keşke. Bence sen benim ne demek istediğimi anladın. Tamam. İstediğin her şeyi sorabilirsin. Cevap vereceğim. Ama sorduğun her soruyu ben de sana sorayım. Tamam. Anlaştık. Büşra? Ne oldu? Ne bu gözlerin hali? Sen yemeyecek misin? Yok, aç değilim. Nasıl olmuş? Harika olmuş. Ellerine sağlık. Güzel arkadaşım. Afiyet olsun. Ay, iyi ki geldin. Abimi dinledim, sesimi çıkardım ama... burada da aynı. Yalnızım yine. Yani Ödemiş'teyken, Ahmet'le yaşıyorken de böyleydi ama istediğim zaman gidebiliyordum eve. Yeğenlerimi, kardeşlerimi, annemi, babamı görebiliyordum. Şimdi gitsem almazlar beni. Boşuna dememişler yeni bir evin eşiği yalnızlık doludur diye. Bak, bir başındayım. Kadir gelmiyor mu? Onun işi başından aşk. Şöyle bir karşılıklı oturamadık bile.
Ya nasıl desem? İstediğim saatte girip çıkabiliyorum. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun diyen yok. Ama işte alışık olmayınca çok fazla geliyor bu serbestlik. Keşke diyorum biri merak etse. Öyle sık boğaz etmek için değil ama... hani neredesin, iyi misin, bana ihtiyacın var mı dese. Yani ne yapsam olmuyor. Ben yaranamıyorum kimseye. Sanki herkes mutlu benim dışımda. Sanki herkesin hayatı harika, bir benimki böyle. Mutsuz, yalnız. Yok öyle bir şey. Kimse o kadar mutlu değil. Hepsi fake. Sahte yani. Mış gibi yapıyor herkes. Ama sen sahte değilsin ki Büşra. Gerçeksin sen. Neysen olsun. Mutluyken de gerçeksin, mutsuzken de. Ne kadar kıymetli bir şey bu biliyor musun sen? Keşke ben de senin gibi olabilseydim. Senin kadar... aptal. Ya bak şimdi. Onu mu diyorum ben? Tamam. Hadi belki kimse bilmiyor senin değerini. Belki mi? Tamam kimse bilmiyor değerini. Ama sen de bilmiyorsun Büşra. Önce sen iyi davranacaksın kendine. Önce sen seveceksin kendini. Mutlu olmaya, sevilmeye, kucaklanmaya, el üstünde tutulmaya değer olduğunu önce sen inanacaksın. Önce sen. Sen inanmazsan kimse inanmaz. Bilmiyorum. O adam mesela. Bence gerçekten değer veriyor sana. Sana bir çay koy. Ya çay koy, kahve koy, ne istiyorsan koy. Ama beni bir kere dinle. Şu hayatta bir kerecik kendi istediğini. Bir kere. Sağdan dördüncü. Solmuş. Değiştir onu. Ama efendim hepsini daha bugün... Cevap verme. Değiştir dedim. Nasıl isterseniz İlhan Bey. Eğitim? Eğitim ne? Okul. Anaokulundan başla işte. Yok anaokuluna gitmedim. Evdeydim ben. Ödemiş Muzaffer Çelik Ağa ilköğretim. Ondan sonra lise bitene kadar aynı işte. Ödemiş Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldum. Sonra Ege Elektrik Elektronik. Kafam çalışıyor diyorsun yani. Şu ana kadar pek öyle düşünmedin galiba. Yani. Düşündüm ama elektronik deyince bir etkisi oldu üzerimde. Sen anlat biraz. Ben ne anlatayım? İşte İstanbul'da özel lisede okudum. Sonra Oxford, Brown maceraları falan. Öyle. İyi İngilizce biliyorsun bu. Yani İngiltere'de kaybolmayacak kadar biliyorum diyelim. Başka soru? Daha çok var ama şimdi biraz erteliyorum. Biraz iş konuşalım. Teklif alayım. Ne oldu? Afalladın mı sen? Yok. Ani oldu değil mi? Ama bende öyle oluyor böyle şak diye değişiyor bütün işler. Yani baştan söyleyeyim. O yüzden canını sıkmasan iyi edersin. Aynı şeyler benim için de geçerli. Şimdi şöyle. Babam fabrikayı satmak istemiyor. Açıkçası benim de pek içime sinmiyor. Hiçbirini tanımasam da o fabrikada çalışan her insana karşı bir sorumluluk hissediyorum. Sen şimdi diyeceksin ki ne alaka? Böyle hissedersen olmaz bu işler. Ki öyle bir şey söylemedim. Ama öyle düşünüyorsundur, haklısın da. Ödemiş'te gıda toptancısı olmakla patron olmak arasındaki fark da bu zaten. Ben patron değilim. Patron gibi de düşünemiyorum. Bayağı da açık sözlüyüz. Seni kandırmak işime yaramaz ki. Onun için kartları açıyorum hepsine. Neyse o. İçinde bulunduğumuz durumu duymuşsundur ki cümle alem duydu zaten.
Kaç tane fabrikanızda üretim gördün? 4. Patron olmak iki zarar arasında tercih yapmaktır. Babamın sıkça kullandığı bir laf. Bu hiç bana uygun değil işte. Hiç kimse zarar görmesin derim bana sorsalar. Herkesi birden kurtarmaya çalışırım. Böyle bir şey imkansız olduğunu farkındasın değil mi? Başkaları zarar göreceğine ben üstleneyim her şeyi. Bir şekilde atlatırım, göğüslerim. Sen neden bu kadar değersiz görüyorsun ki kendini? O nereden çıktı? Yani ermiş değilsin sonuçta. Haşa. Mucizeler de yaratamazsın. Haşa. Haşa ne ya? Haşa, haşa. Tamam, anlayacağını da giden söyleyeyim o zaman. Hiç öyle bir iddiam olmadı, olmayacak demek. Haşa'nın ne demek olduğunu biliyorum Kadir. Sadece bunu bu kadar kullanan birisiyle daha önce karşılaşmamıştım. Her şeyin bir ilki vardır. Çok garip bir adamsın Kadir. Sen de hiç normal sayılmazsın Elif. Bana göre yani. Anne ben çok üşüdüm. Hadi hemen çabuk. Tamam aşkım tamam hemen giydiriyorum. Geçir bakalım kollarını da. Aferin sana. Hadi bakalım yüzüm üşümesin. Yüzüm üşümesin. Bunu da giyelim. Teklifini söylemedin. Haklısın. Bak istersen. Yok, sonra ararım ben onu. Tamamlayalım istersen. Babanla amcam 80 milyon dolara anlaşmışlar. Benim şu an acil olarak ihtiyacım olan kısım 40 milyon. Yarı yarıya ortak olalım. Teklifim bu. Tabii. Tahmin etmiştim. Yani bu evlilik olur aslında olmasına da. İki sebepten olmaz. Aynı cümlede hem olur hem olmaz mı dedin? Aynen öyle. Ama bir dinle önce neden olmaz. Birincisi, acemisin. Sen de çok tecrübeli sayılmazsın şimdi. Evet. Ama ben yıllardır babamın yerine geçmek için bekliyorum. Böyle de söyleyince de şimdi kulağa pek hoş gelmiyor biliyorum. Fırsatçılık gibi yani. Yok, hiç öyle düşünmedim. Neden? Hayır, basbayağı fırsatçılık çünkü. Adam hastalanır, hastalanmaz. Adamın işine atladım. Çok acayip bir insansın. Öyleyimdir. İkinci sebep neymiş, onu da duyalım. Tamam. Bunu sana böyle ilkokul Türkçesiyle anlatacağım, tamam mı? Anlamazsın diyorsun yani. O kadar yükseklerdeyim ki. Sen anlayamazsın Kadir'cim diyorsun yani. Susacak mısın? Şimdi, siz globalsiniz, biz yerel. Siz büyük sermayesiniz, biz Hopi'den irice. Kusura bakma, öyle değil. İnceledim ben. Buraya gelmeden sosyal medya hesabıma da baktın mı? Ne? Yok bir şey. Yani uzun lafın kısası. Biz ayrı dünyaların şirketleriyiz Kadir. Diyorsun. Diyorum. Ayrıca sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Vay. Ne, Sezen Aksu da bilmeyeceksek ölelim yani. Neye gidiyorsun? Gitmeyeceksin de ondan. Pardon. Karşı teklifin var. Söylemeden gitmeyeceksin. Sormamı bekliyorsun. Hiç fena değil. Gerçekten hiç fena değil. Peki. Nedir? Bütün kontrolü bize bırakacaksınız. Sizin sadece adınız kalacak. Geri kalan her şey bende. Ben az önce ne dedim? Kimsenin zarar görmesini istemem dedim. Ben az önce ne dedim?
böyle patron olunmaz dedim. Yani sen bu konuştuklarımızı bir düşün. Zaten yine üzerine konuşuruz. Benim numaram bu da. Ararsın bir ara. Ha tabii ben açar mıyım, açmaz mıyım söz veremiyorum. Kusura bakmayın. Bir görüşmedeydim, açamadım. Nasılsınız? Sağ olasın. İyiyiz oğlum, iyiyiz de. Bir küçük sıkıntımız var. Nedir? Çözeyim hemen. Evde elektrikler kesildi. Sevilciğim indi aşağıya bakmaya. Şalter mi yanmış, ne olmuş? Vallahi bu saatte de kimseyi bulamadık. Evin içi de buz gibi çocuk. Donar, hasta olur vallahi bu soğukta. Siz hiç üzmeyin kendinizi, ben hemen hallederim. Ay, sağ olasın, eksik olma oğlum. Yalnız senden bir ricam var. Sevil seni aradığımı bilmesin, olur mu? Hiç merak etmeyin. Ne oldu? Tamam mıyız? Değiliz, anlatırım sonra. Nereye? Halletmem gereken bir iş var.